İyi günler değerli Yeni Gün izleyicileri. Yeni Gün'de Gündem programına hoş geldiniz. Bu programın güzelliği bugün 30 Ağustos'ta yapıyoruz bu programı. Bugün İzmir'in dağlarında çiçekler açan gün. Bugün bu ülkeyi işgal etmek bedbahtlığında bulunanların bu ülkeyi terk edip gittiği gün. Bugün Mustafa Kemal'in ve onun askerlerinin bize bu ülkeyi armağan ettiği gün. Her şeyden önce herkesin 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı kutlayarak programa başlayalım. Bugün ilginç bir sektörde karşınızdayız. Bir sektörden bahsedeceğiz. Otomobili olan herkesin mutlaka yolun düştüğü bir sektörden bahsedeceğiz. Konuğum Hasta İşi Car Care şirketinin sahibi Sayın Uğur Özen. Hoş geldiniz. Merhabalar. Otomobil sektörü çok büyük bir sektör Türkiye'de. Ve bunun yan sektörleri de çok önemli. Sizin sahip olduğunuz şirketin zannediyorum arabaların bakımı, pastacılığa, dış bakımıyla ilgili özellikle çalışmaları var. Bize bu sektörden biraz bahseder misiniz? Nasıl hizmet sunuyorsunuz araçlara? Vallahi şimdi bizim sektör özellikle son zamanlarda bayağı yaygınlaşmaya başladı. Tabii biz kendimize gelirsek bizim yaptığımız iş sıfır araçlara seramik katlama, yani boya kurma, ikinci el araçlara aynı şekilde çizik giderme, parlatma, onlara da seramik katlama, ondan sonra iç detaylı temizlik, koltuk sökümü, takımı, kızaklara kadar temizleme. Sıfır araçlar derken hiç kullanılmamış araçlar da mı tabii hizmet alıyorlar? Yani tabii. Bunlar tabii. Şimdi diyelim ki sıfır araba aldınız. Sıfır araba aldığınız zaman siz anahtarı aldığınızda bu araba aslında sıfır değil. Nasıl sıfır değil? Fabrikadan kim bilir 3 ay önce, 5 ay önce çıktı bu araba. Fabrikadan çıkarken tren, trenden vapur, vapurdan tır vesaire size gelene kadar arabanın zaten boyası aslında yoruluyor. Sıfır aldığınızı zannediyorsunuz ama aslında sıfır değil bu araba. Anlatabildim yani mi? Yani üretimden satışa kadar olan sürede belli bir yıpranma payı var araçlarda. Tabii ki. Ne yapıyoruz biz bunu? Özel ilaçları var, özel kimyasalları var yurt dışından gelen. İlk önce bunları da temizliyoruz. Gerekirse pasta gerekmezse direkt seramik kaplama ya da boya kurma yapabiliyoruz. Bu işin bir yanı. Bir yanı da zamanla çizilmiş veya zarar görmüş araçlarım. Bu tip araçlar size geldiği zaman uyguladığınız işlemlerden sonra atıyorum bir çizik veya ona benzer bir yıpranmayı giderdiğiniz zaman bunun ömrü ne kadar oluyor? Yani o araç ne kadar bir süre bu hizmeti görüyor? Şimdi bu aslında tam olarak kendimiz gibi düşünüyoruz arabayı da. Biz şey yapıyoruz, dişlerimizi temizletiyoruz. Bakmazsak ne olur? Ya da kötü bakarsak ne olur? 3 ay sonra yine dişlerimiz tarafı ya da dişleri olur. Bizimki de o hesap. Biz arabayı sıfır gibi teslim ediyoruz. Bagajına özel şampuanla koyuyoruz ve bununla yıkanmasını ve yıkanış şeklini gösteriyoruz. Ters bir yıkanış şekli bizim yaptığımız, uğraş verdiğimiz bir gün, iki gün uğraş verdiğimiz arabayı iki ay sonra yıpratabilir kötü bir yıkama. Yani bizden sonrası da çok önemli. Araba yıkamanın da bir şeyi var, nasıl diyeyim ben size, şekli var, yıkama şekli var. Ters yıkarsanız arabanız her zaman çizilir. Yani arabanız var, derdiniz var lafı çok doğru. Yani her şeye bakmaktan ne bileyim vergisine, şusuna, busuna tabii. Bu tip bakımlardan sonra da arabayı yani bir çocuk gibi bakmak lazım. Aynen. Yani. Ne kadar iyi bakarsanız o kadar etkili oluyor. Sektör büyük bir sektör. Çünkü otomobil sektörü Türkiye'de giderek hızla büyüyen, yani ekonomiyle ters orantılı büyüyen bir sektör. Aynen. Her ne kadar biz ekonomik anlamda gerçekten zorluk çeksek de her geçen gün yeni araçlar piyasaya çıkıyor, trafiğe çıkıyor. İkinci el satışları yüksek düzeyde doğal olarak. Dolayısıyla büyük bir sektör olması lazım. Şimdi bu sektörde, yani her sektörde mutlaka işini doğru yapanlar, doğru yapmayanlar vardır. Bu sektörde önemli olan öncelikle nedir? Yani malzeme midir, işçilik midir, ustalık mıdır? Ve yani sizi mesela bu sektörde zorlayan, yani bu işi daha üstün körü yapan işletmeler var mı? Şimdi her şekilde var. Yani her işte olduğu gibi bizim işte de var. Kötü yapan da var, iyi yapan da var, iyi yapmaya çalışan da var. Bunları ayırt etmesi gereken de aslında tüketiciler. Araştırmadan, bilmeden bu işe kalkışırsa sonuçta hüsrana uğrayacak yine kendisidir.
Bunu da önce araştırması lazım. Kullanılan malzemeyi, yapılan iş yerinin geçmişini, yorumlarını, bunları araştırması lazım. Hani orası ucuz da, orası neden pahalı dememesi lazım. Orası neden ucuz, burası neden pahalı demesi lazım. Sektörde kullanılan malzemenin mutlaka çeşitli kaliteleri var. Çok önemli var. Yani çok ucuz malzeme de var. Aynı işi yaptığınızı zanneder. Yurt dışından gelen malum işte KDV'si var, gümrük vergisi var, vesairesi var. Bize gelişi haliyle rakam yükseliyor. Ama biz bunları kullanmak zorundayız. Çünkü biz işimizin arkasında olmayı seviyoruz. Peki bu malzemelerin kullanımından sonra ortaya çıkan işe baktığımızda ilk bilançoyu söylüyorum. Yani araba çıktı, iş yerinden çıktı. Çok fark göremezsiniz. Onu söyleyeceğim. Çok yani tüketicinin bunu ayırt etmesi kolay değil herhalde. Aslında şöyle bir şey. Şimdi mesela bizim buradaki ortamımız şu an bembeyaz ışıklar. Biz beyaz ışıkla çalışıyoruz. En önemlisi biz gün ışığında çalışıyoruz. Yani gün ışığı hatayı kesinlikle affetmez. En ufak çiziği dahi, en ufak boyadaki hatayı dahi gösterir. Beyaz ışık ise tam tersi. Şov kısıtlı ışık. Bakarsınız hiçbir şey göremezsiniz, hata göremezsiniz. Araba parlar. Cayır cayır yanar ama sonrasında bir yıkama, iki yıkama, üç yıkama. Üç yıkama sonra tüketici bakacak ki arabasına benim arabam ya yine çizildi. Hayır. Bu kullanılan malzemelerin içinde parafin dediğimiz dolgu maddesi vardır. Silikon tabir ettiğimiz parlatıcı madde vardır. Bu ucuz ürünlerde bunlar çok aşırı derecede yoğundur. Kapatma özelliği. Çiziği çıkarttım der usta, çıkartamaz aslında. Göremediği için çıkarttım der. Fakat çiziği doldurmuştur o malzeme. Bir çıkama sonra o çizikler içindeki çıkan parafin bu sefer araba eski haline gelecek. Matlaşacak, yine çizik meydana gelecek. Ama tüketici şöyle zannedecek. Ya yıkamacılar benim arabamı yine çizmiş. Hala gözüküyor. Peki şimdi bunu tabii baştan dediğim gibi çıkış anında tüketicinin fark etmesi kolay değil diyorsunuz. O zaman bir piyasa araştırması mutlaka yapılması lazım. Çok basit internet derken elimizin altında. Neşir bir lafı vardır dedemin benim çok kullanılan bir laf. Ucuz mal alacak kadar zengin değilim. Yani bugün bayram bayram yaklaşıyor. Hemen fiyatlar, tatlı fiyatları da ortada. Onu da anlatıyorlar televizyonlarda. 25 liraya fıstıklı baklava satıyorlarsa almayın diyorlar. Evet, aynı yani, şey. Olay aynı yani. Baktığımız zaman hemen hemen aynı şeye geliyor. Peki sektörde ciddi bir istihdam var. Yani çok çalışan var. Bu işten para kazanan var. İş yeri sahibi olsun, işçi olsun. Ciddi bir sektör, iş kolu bu. Bu iş kolunda çalışan kişileri, çırakları veya işte çalışanlarınızı, yanınızdaki elemanlarınızı nasıl temin ediyorsunuz? Şimdi bu da aslında çok yani tuhaf bir şey. Bir, bu işin bir meslek kolu yok. Yok. Yani herhangi bir meslek lisesinde bu iş koluyla ilgili bir bölüm yok mu? Yok. Hiçbir yerde Türkiye'de. Sadece boya bölümü var okullarda. Araç boyalı. Yoksa sadece boya mı? Araç boyası. Araç boyası. O da sadece araca boya nasıl satılır, kaç katmandır vesaire, incelikleri, ölçüsü, falan. Boya nasıl satılır ya da boyadan sonraki zımpara nasıl satılır. Ama şimdi taze boyayla yapılan işlem farklıdır ve basittir. Fakat işte yıllarca güneş görmüş bir arabanın boyasını yapmak çok çok daha zordur ve farklıdır. Bunun için hani dediğiniz gibi bu işin bir okulu, bir eğitimi, bir meslek dalı maalesef yok. Keşke olsa da her önüne gelen de bu işi yapmasa, keşke belge isteseler, nasıl ruhsat istiyorlar. Kardeşim gel bakalım, senin de belgen var mı bu işi yapmak için? Değil mi? En azından bir halk eğitim kursu açılabilir. Tüketiciler de mağdur olacak. Yani kalorifer yakandan bile bugün ustalık belgesi istemiyor, bir belge istemiyor. Belge olmadan kalorifer yakamazsın diyorlar ama bu anlattığı ciddi bir sektör. Evet. Ve anladığım kadarıyla işinizi de çok severek yapıyorsunuz. Çünkü götünüz parlatıyor anlatırken de. Ve işte yani öyle sür boyayı gönder arabayı değil. Yani gün ışığıydı, her markaya, her malzemenin uymayacağı gibi tabii, detaylar da var yani. Bana bazen telefon açıyorlar. Abi işte sen hangi pastayı ya da hangi cilayı kullanıyorsun? Ya arkadaşlar bir marka her arabayı yapacak diye bir şey değil. Hatta aynı arabanın, aynı markanın farklı boyaları bile değişken malzeme kullanmamıza sebebimiz. Bunlar da herhalde zamanla tecrübeyle oluşan bilgiler. Bunların da belli bir eğitimi yoktur herhalde. Bakın hem tecrübe
Hem de biz hani bir arabaya başlarken ilk önce biraz sıratlık çekiyoruz. Hani hanginle başlayalım? Bir de biz orta segmentten başlarız. Hani çok ışındırıcı pasta kullanmayız ki boyanın mikronu düşmesin diye. İlk önce orta seviyeden başlayız. Kurtarmazsa bir üst, kurtarmazsa bir üst diye gideriz. Hani niye? Çünkü bir arabayı 10 sefer kaliteli bir malzemeyle pasta yaparsanız çok aşınmaz. Ama çok kötü bir malzemeyle arabayı 3 sefer pasta yaparsanız hemen köşelerden alttaki astarı görmeniz kaçınılmaz. Peki şimdi bu sektörde ciddi bir de ekonomik şey var, güç var. Bunu şimdi bu işi yapmak isteyen bir çocuk mesela, bir çocuk demeyelim de yani belli bir yaşa gelmiş meslek arayan bir genç bu işi yapmak isterse ne yapması lazım? Yani bunun eğitimi yok. Bunun eğitimi yok. Siz ne yapıyorsunuz yani açıkçası? Bunu şöyle, zaten yanımıza gelen işe başlayan olan arkadaşımıza zaten ilk önce eğitmeye başlıyoruz. Bunun haricinde bir de telefona çıktı, abi ben bu işi öğrenmek istiyorum. Hay kardeşim buyur gel, yemeğimiz var, çayımız, kahvemiz var. Bundan da kaçınmıyoruz. Yeter ki işi adam gibi yapmak istesinler. Biz elimizi taşın altına sokarız. Yeter ki bunu canı gönülden istesinler. Yani ben bunu yapacağım diye öğret bana desinler ki zaten de öyle çok birçok arkadaşımız da geldi, öğrendi. Servislerde, kimisi yurt dışında işe başladı. Yani bu eğitimini de veriyorsunuz yani bir bakıma. Yeter ki insanlar öğrenmek istesin. Hangi odaya bağlı meslek kodu? Öyle bir oda yok. Herhangi bir meslek odasına bağlı değil. Hayır. Yani ilginç bir de yani böyle bir iş yeri açmanın fiziki şartları var mı? Yani sizden ben böyle bir yer açmak istesem benden devlet ne isteyecek? Sadece dükkan ruhsatı. Bu kadar. Herhangi bir esnaf odasına kayıt olacağım o zaman. Gibi. Yani sanayicilerdesin. Sanayicilerdesin. Bir odaya, bir şey. Yani bir odaya şey olmak bizim lazım ama. Biz ticaret odasına kayıt olacağız. Çok tebrik ediyorum hani o adres bir şey. Anladım. Yani esnaf ve senatkarlar odasına herhalde kayıt olmak lazım tabii. Ama bu sektörün belli, oysa ciddi anlamda şimdi anlattıklarınızda baktığımız zaman şimdi aracı olanlar tabii çok daha iyi anlıyorlar bu konuştuklarımızı. Araç belli bir yıpranma payı olan bir yatırım değil aslında otomobil. Yani 5 lira verdiğiniz bir aracı 10 liraya satma şansınız hiçbir zaman yok. Dolayısıyla bir ihtiyaç şeyi yani bir ihtiyaç alışverişi araç. Dolayısıyla bu aracın uzun ömürlü olması, alındığı dönemdeki performansını devam ettirebilmesi açısından sizin yaptığınız iş çok önemli. Yani bu bir makyaj değil aslında. Aracın yenilenmesi diyebiliriz, öyle değil mi? Tabii ki makyaj değiştirilen bir şey, çıkabilen bir şey. Bizimki tam aksine, bizimki kalıcı bir şey. Uzun yıllar kalması lazım. Yani makyaj gibi düşünemeyiz. Yani aracı eski haline döndürme diyebiliriz. Belli spor hale. Bir, yani bir aslında bir çeşit hastane burası. Gibi. Doğru evet. Mu? Aynen. Yani aynen. Şimdi gerçekten bir de yani şeyi de öyle. Şeyinde logosu da steteskoptur. Steteskop yani tabii yani evet hastayı aslında eski haline getirmek. Yani aynen. Şeyde de ilaç da öyle verirsiniz ağrı kesiciyi o semptomları alır ama hastalık devam eder. Tabii. Ben bu zaten, burada aynı yani şimdi, siz bu işin antibiyotiğini yapıyorsunuz. Tabii. Şimdi müşteriler arabayı teslim almaya geliyor. İşte bundan sonra ben nasıl yapacağım? İşte bundan sonrası da çok önemli. Aynı şekilde doktora gidiyorsunuz, ilaç veriyor ya da şunu şunu yapacağım diyor. Hastalığınızın 3. gününden sonra iyileşmeye başlıyorsunuz. Hapı bırakırsanız ne olur? Yine yükseler hastalık ya da tam iyileşemezsiniz. Bu da bizim gibi. Yani biz yaptık, tertemiz, sıfır hale getirdik. Bundan sonrası da önemli. Ondan sonrası da önemli. Yıkama şekli vesaire bizim çok önemli. Çok önemli. Peki şimdi bir aracımız var ama size ihtiyacımız yok diyelim. Yani araç gayet iyi, herhangi bir yıpranması yok. Size geç gelebilmek için, sorulma da size geç gelmek için ne yapmamız lazım? Ben herkese açıklıyorum. Sadece yani, güzel bir yıkama şekli. Hani çizdikleri falan geçelim de genel olarak baktığımızda korumak için ne yapmak lazım? Evet. Şimdi şöyle bir şey. Şimdi bizim burada yıkama sektöründe de tuhaflıklar var. Her şey denetimsiz, ilaçlar denetimsiz. Ucuz malzemeden bahsettik. Bir de merdiven altı tabir ettiğimiz, içinde aşırı kostik, aşırı tuz, aşırı soda olan ilaçlarımız var. Köpük bazı altında. Şimdi adam
Bizim daha önce yıkamamız da vardı. Adam ürün getiriyor. Tamam kardeşim, bunun pH derecesi kaç diyoruz? pH ne diyor? Adam sattığı ürünün pH derecesini bırak, pH'ını biliyor. Hani o ne demek? Ne demek? Onu biliyor. Evet. Şimdi burada boyanın üstündeki cilayı yıkatmamak adına maksimum 10.9 pH derecesinde ürünleri kullanması lazım. Fakat bunu yıkamacılar kullanır mı bilmiyorum. İşine gelmiyor bazılarının. Neden? Yüksek kostikli. Hemen sıkayım köpüğü, hemen durulayım. Uğraşmayayım kirlenirle falan filan. Tabii bu arabanın boyasının üstündeki cilayı aldığı gibi krom malzemeleri ya da çelik jant dediğimiz, alüminyum jant dediğimiz, tabir ettiğimiz jantların aşırı yıpranmasına sebep oluyor. Hemen leke leke kalıyor. Bu da kullanılan köpüğün, yıkama maddesinin aşırı pH derecesinin yüksek olmasından ötürü. Peki bu yıkama sektöründe bu tip iş yerlerinin bir denetimi yok mu? En azından kanunen yok mu veya kanunen bir yönergesi yok mu? Sadece bağlı bulunduğu belediye müdürlüğünden zabıtalar gelir. Bu ruhsatın var mı kardeşim? Hadi kolay gelsin. Ya da yoksa işten var gider. Bu kadar başka bir şey. Oysa bu ciddi ekonomiye ciddi bir yük baktığımız zaman öyle değil mi? Bakın aslında şimdi olay nereden nereye geliyor? Onların kullandığı köpük tarzı dediğimiz kimyasal bile sonuçta kanala gidiyor. Kanaldan yani onu arıtamaz. O bile tehlikeli aslında. Demek ki ha, kullanılan maddenin çevreye de zararlı. Anladım. Çevre konusu zararı çok zararlı. Bunun o zaman çok dikkatli denetlenmez. Çünkü yıkama sektörü çok geniş bir sektör. Yurt dışından gelen ürünlerimiz bizim ilk önce gümrükte bekletiliyor. Gümrükten numuneler alınıyor. Mühürleniyor numuneler. İncelemeye gidiyor. İncelemeden sonra okey gelirse ürünler bizlere geliyor. Bu yıkama ürünlerinde geçerli değil mi? Her şeyde geçerli. Fakat sadece yurt dışından gelen, şimdi burada merdiven altı tarihettiğiniz ürünlerde denetilmiyor ki. Gelip de bunun da bir yönergesi de yok demek. Yani aslında şimdi bakın ben o açıdan bakmamıştım. Yani şimdi bir belediyeye gittiğinizde o yıkama aletlerin içine giren araçların sonu yok. Yani biri giriyor, biri çıkıyor. Devamlı orada ciddi bir su harcanıyor ve bu dediğiniz gibi atık su olarak gidiyor. Evet. Bunun içindeki kimyasallar, şimdi bugün zaten dünyanın ekolojik durumu çok bozuldu. Felaket. Yurt dışında dizel araçlar bunun çok ciddi anlamda denetlenmesi gerek o zaman. Aynen. Öyle değil mi? Aynen. Peki ya çünkü gerçekten bakın bu önemli. Konu nereye geldi? Konu çok önemli bir yani çok önemli bir yere geldi. Evet. Bunun hani ben şey açıdan baktım. Hani ekonomiye verdiği yüke baktım. Yani bir sürü malzeme bu iş için bu anlamda ithal ediliyor. Araçların çabuk yıpranması, ömürlerin kısa olması ekonomiye bir yük, ağır bir yük. Ama sizin anlattığınız aslında çocuklarımız için gelecek için çok önemli bir konu. Çok çok önemli bir konu. Buradan da o zaman yetkililere de yani tabii ne kadar buradan oradan ulusal kanallardan her yerden belirseniz de çok fazla bunlar belli bir belli bir hani şey olacak da bir sıkıntı olacak ancak öyle bir musibet bir nasihattan. Keşke edelim. Şöyle yapsalar. Kardeşim ruhsatın var mı? Var. Hangi ürünü kullanıyorsun? Al oradan da bir numune. Üniversitemiz var araştırma. Bunları çok çok basit bir şekilde. Var tabii ama Türkiye'de denetim yani kanun çıkarmak kolay da kanunu uygulama konusunda maalesef çok büyük sıkıntılarımız var. Bu sigara yasağı başladığında da öyleydi. Uzun bir süre yasağa kimse uymadı. Ne zaman uymaya başladığında ciddi cezalar gelmeye başlayınca aslında şöyle söyleyeyim size şimdi çok net söylüyorum bu bize ait bir şey değil. Mesela Amerika'da kırmızı ışıkta adam geçmiyor. Bizden daha uygar olduğu için değil. Çünkü o adam o kırmızı ışıkta geçerse biliyor ki bir hafta akıl hastanesinde yatacak, ehliyet elinden alınacak, 15 günde gidip parkta affedersiniz köpek pisliklerini toplayacak. Bunu bildiği için geçmiyor. Biz de geçelim, ceza yazsınlar arkadan, nasıl olsa bir gün bir seçim gelip hepsini affederler. Vallahi şükür benim de ne vergi borçlarım vardı, hepsini affettiler, Allah razı olsun. Yani bu mantalitede biz aslında kanunu yapsak da onu uygulamamız çok zor görünüyor, gerçekten çok zor görünüyor. Peki şimdi yaptığınız işte malzemenin önemini konuştuk. Evet. Çok önemli dedik tabii ki malzeme seçimi. Peki işin ustalık kısmı, işin yani çalışma kısmında bir fark var mı? Yoksa bunu yani öğrenen herkes yapabilir mi? Bunun ince noktaları var mı? Şimdi şöyle söyleyeyim. Ben kendimden bahsedeyim. Bizde bir araç, iki kişi sadece pastası, cilası, seramik kaplaması yine yok. Yaklaşık sabah 9'da başladık mı akşam 4-5 gibi bitiyor. Bu
biraz daha yeni boyalarla bu süre. Fakat biraz daha çok güneş görmüş artı koyu renk araçlarda da ertesi güne bile sarkabiliyor. Bu bizim yaptığımız iş. Ama şimdi piyasaya baktığımız zaman, affedersiniz, adam almış makineyi, seninle muhabbet ediyor, yaptığı yere bile bakmıyor. Cırt 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 iki saatte komple arabayı bitiriyor. Yani o zaman yani şimdi işin şey tarafı baktığında işini doğru yapan daha az kazanır demek ki bu işte. Aslında öyle ama şöyle bir şey. Yani hayır, doğru yapan öyle görünüyor. Yani şimdi benim anlattığım türlü de o şekilde ama öyle düşünmeyin. Şöyle de işin bu kısmı da var. Mekan açtığınızı düşünün. Çok güzel iş yapıyorsunuz. Kışın biliyorsunuz işler düşer. Tabii. Ama düzgün iş yaparsanız kışın oturmazsınız. Kışın da çalışırsınız. Çünkü kışın insan arabasını çok göremiyor. Hava soğuk, hemen arabaya gideyim diyor. Ya da yağmur yağıyor, komandoya gideyim diyor. Adam hani arabasına pek fazla ilgilenmez. Araba çok göstermiyor kendini. Yani ama şimdi her insan için geçerli değil. Biz de yağmurda kendi arabamızı dışarı çıkarabiliriz İstanbul'da diye. Böyle insanlar arabası. Tabii. Yani bu işi gerçekten, yani her işi daha doğrusu yaparken sektör anlamında işi doğru yapmak lazım. Köfte bile satıyorsanız. Aynen. Güzel satarsanız sizi pasajın içinde köhne bir yerde de bulur müşteri gelir. Evet. Ama en güzel yerde mekan için derdiniz lezzet bir şeye benzemiyorsa evet, önünüzden geçer giderler. Evet. Bu da bir bakıma öyle hizmet sektörünün bölümü. İşi doğru yapmak. O zaman bir günde bir araç. Evet. Yani iç dış dersek bizde minimum 2 gün. 2 gün sonra müşterimize teslim ediyoruz. Teslim ediyorsunuz ama bu işi yani ucuz malzemeleri yapanlar için de birkaç saatte bitirilebilecek bir iş diyorsunuz. Gibi. Peki genel olarak bakalım, sadece sizin iş kolunuzdan değil, bir sürü yan sanayi var, yan işletme var otomobil sektörüyle ilgili. İşte egzosuydu, motoruydu, elektriğiydi vesaire. Genel olarak şöyle bir kanı var İnsanlarda. Bir güvensizlik var. Yani artık servise bile insanlar güvenmiyorlar. Yani kendi aldıkları aracı resmi servislerine bile güvenmiyorlar. Herkeste şöyle bir algı var. Benim aracımın 5 liralık bir işi var ama ben bunu götürüp sorduğum zaman bana 15 lira diyecekler. 10 lira diyecekler. Sektörde böyle olaylar yaşanıyor mu gerçekten? Yani ne yapmak lazım? Nasıl güvenmek lazım? İşte dediğim gibi ilk önce araştıracaklar. Çünkü bizim yaptığımız iş haftada bir yapılan iş değil, ayda yapılan bir iş değil. Bizim yapılan iş iki senede ya da her sene yapılacak bir iş. Maksimum senede bir kere yapılacak bir iş. Evet. Bu yüzden araştırmaları lazım. Kim ne iş yapıyor, nasıl yapıyor, hangi malzemeleri kullanıyor ya da kullandığı malzemeleri Google'a yazıp zaten öğrenebilirsiniz yani. Adam YouTube'dan izleyerek bir şeyler öyle diye yapıyor. Doğru, evet, çok şeyler yapıyorlar YouTube'dan. Gerçekten öyle. Ama tabii hani her sektörde de insanların birbirine güven duyması genel olarak toplumun bir şeyi maalesef. Yani sadece bu sektörden bahsetmiyorum. Yani insanları aldatarak, insanlara yanlış işler yaparak kazanılan paranın da çok verimli olacağını düşünmüyorum açıkçası. Böyle yapan işletmelerin de ayakta kalacağını da düşünmüyorum zamanla. Tabii. Yani belki çok para kazanıyoruz zannediyorlar ama benim bir lafım var. Pazarda en çok konuşulan konu, yani pazarcıların en çok konuştuğu konu şudur. Benim zamanımda çuvalla param vardı. Batırdım. Pazardayım. Yani doğru iş yaparsanız, ben doğru iş yapanın batacağını düşünmüyorum. İşini sevgili yapanın batacağını düşünmüyorum. Neler şey yapıyoruz, salık veriyoruz, bir de onu şey yapalım, en son konuşalım sizinle. Şimdi bu sektörde anladığımız şu, malzemeye çok dikkat etmek lazım. Malzemeyi doğru, ama tabii bu araştırmak lazım. Hani ha bu pahalı demek ki malzeme kullanıyor da çok mantıklı gelmiyor bana açıkçası. Ama ucuz malzemeden, ucuzluktan kaçmak gerekiyor. Yani çünkü herhalde atıyorum 5 liraya yapacağım bir işi 2 liraya yaptırırız ama bunu sorgulamanız lazım. Çünkü o işi 5 liraya yaptırırsınız, size 10 liraya mal olur, 5 lira zarara girersiniz. Yani mantığı bu.
ucuz yaptığınız işin sonunda size zarar dönecek mutlaka. Yok, yani bizim işte şöyle, biz zarar dönmeyiz ucuz malzeme bulunursa. Karşı taraf zaten tüketici zarar görür. Yani tüketici gözüyle söylüyorum zaten. Fazla para kazanmış olurum ama tüketici mağdur olur. Bizim de burada başlıca şeyimiz, müşterimizi kollamamız lazım. Bugün A ürünü kullanıyorsak, yarın bugün daha kaliteli bir ürün çıkarsa ben B ürünü Nerede iş yeriniz? Nerede İkinci sanayinin içindeyiz biz. Sanayi içindesiniz, evet. Ama dediğiniz gibi bu sektörde illa sanayi bölgesi olmak gerekmiyor. Her yerde açılabiliyor aynen, dükkanlar. Evet. Sanayide olması biraz daha insanlara belki şey gelir. Yani evet. Güven anlamında daha düzgün gelebilir. İnşallah öyle geliyoruz. Öyle olması lazım bence. Çünkü hani her şeyin bir düzen içinde olması. Her iş kolunun, şimdi çok basit bir iş kolu diyorsunuz ama ekonomiye yaptığınız katkıya baktığınız zaman hiç de basit bir iş kolu değil. Artı ekmek yiyen bu işten işçi bazında insanların sayısına baktığınızda hiç küçümsenecek bir iş kolu. Kesinlikle tabii. Değil. Ve mutlaka tüketiciye güven vermesi lazım. Tüketiciye iyi hizmet vermesi lazım ki bu iş kolları ayakta kalsın. İnsanlar buradan paralar kazansın. Bunun içinde tabii sanayi bölgeleşmeleri, sanayi bölgelerinde yani belirli yönergeler ve şeyler olması bence çok zor. Çok zor. Denetim anlamında çok zor diyorsunuz. Peki son olarak toparlayalım. Neler söylemek istersiniz işinizle ilgili? Malzemelerden bahsettik. Çok iyi malzemeyi de verseniz bilmeyen birisine çok iyi yapacak diye bir şey değil. Aslında çok da güzel bir söz var. Kim söylemiş bunu bilmiyorum, şu an aklımda değil ama en iyi fotoğraf makinesine sahip olan en iyi fotoğrafı çekseydi en iyi daktiloya sahip olan da en iyi romanı yazardı. Olay bu. Çok güzel, gerçekten güzel bir söz. O zaman işi sevgiyle, özenle, gerçekten isteyerek yap. Ne iş olursa olsun, birazcık sevgi kattınız mı işin içine, zaten güzel şeyler çıkar. Evet, Malcolm X'in de bir sözü var. Diyor ki siyahi çöpçülere o zaman yeri süpürürken diyor öyle bir süpürün ki Beethoven'ın beste yaptığı gibi süpürün veya Michelangelo'nun heykel yaptığı gibi süpürün ya da Van Gogh'un resim yaptığı gibi süpürün. Elvis'in rock'n'roll şarkısı söylediği gibi süpürün ki insanlar size baksın vay canına bu adam ne güzel süpürüyor sesi, ne iş yaparsanız yapın, böyle yapın diyorlar. O zaman sizin de herhalde işinizin sırrı bu. İşinizi Beethoven'ın beste yaptığı gibi yapıyorsunuz. Çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür çok güzel bir sohbetti. Rica ediyorum. Değerli izleyiciler, yeni günde gündem programının da sonuna geldik. Önemli bir sektörden, otomobil sektöründen ciddi bir yan koldan bahsettik. Hemen her yerde gördüğümüz gibi doğru iş yapılmanın ekonomiye, kişilere ve işletmelere katkısını gördük. Yeni bir yeni günde gündem programında buluşmak umuduyla hepinize iyi günler diliyorum. Hoşçakalın.